Şimdi göreceğimiz konu el-halu, hal ögesi. Hal ögesi de sıfat ögesi gibi cümleye anlam katar. Tabii ki hal ile sıfat ögesi arasında bazı temel farklar var. Onlara ilerleyen kısımlarda temas edeceğiz. Hal dediğimiz zaman Türkçe'de durum zarfı. Yani Türkçe'de durum zarfı olarak adlandırdığımız cümle ögesinin Arapça karşılığıdır. Cevabu suali keyfe. Arkadaşlar cümleye keyfe sorusunu sorduğumuz zaman veyahut da keyfe sorusuyla cümleyi tekrar kurduğumuz zaman bu keyfe sorusunun cevabını veren kısım cümlede hal ögesi olarak işlev görür. Bu kısma geçmeden önce şunu belirteyim. Hal ögesi de sıfat ögesi gibi müfret şeklinde, cümle şeklinde veya şibih cümle şeklinde kullanılabilmektedir. Yani müfret hal, cümle hal, şibih cümle hal şeklinde kullanılabilmektedir arkadaşlar. Şimdi birinci cümlemize bakalım. Evet, Ayşe Hanım el kaldırmışsın. Bir şey mi soracaksın acaba? Hocam evet, görüyorum ama. Şimdi bu üç tür çeşit oluyor ya, şibi cümle, cümle ve müfret. Hem evet. Sıfatta var, halde var, haberde var. Başka bu şekilde olan var mı? Kâne'nin haberi, inne'nin haberi de bu şekillerde gelebilir. Müfret haber, cümle haber ya da şibi cümle haber olarak gelebilir. Tamam, İnne ve benzerleri, kâde ve benzerlerini işlemiştik diye hatırlıyorum. Yanlış evet, evet. Yani evet. Haber derken zaten haberde de üçü var. Evet. Halde var, bir de sıfatta var. Yani halde var, sıfatta var. İşlediğimiz konular itibariyle bunlar da var. İleriki durumlarda yeni bir şeyler çıktığı zaman orada da temas ederiz onlara. Tamam, teşekkürler hocam. Estağfurullah. Şimdi keyfe zehebte ilel camiati, üniversiteye nasıl gittin? Yani burada durum soruyor. Nasıl gittin? Zehebtu ilel camiati maşiyen. Üniversiteye yürüyerek gittim. Şimdi burada dikkat ederseniz arkadaşlar, müfret olarak gelmiş hal. Yani cümle şeklinde ya da şibih cümle şeklinde gelmemiş. Müfret şeklinde gelmiş. Ya da ne diyebilirim? Zehebtu ilel camiati emşi. Meşa yemşi emşi. Yürüyerek gittim. Burada fiil cümlesi olarak gelmiş. Ya da nasıl kullanabilirim? Zehebtu ilel camiati bil hafileti. Burada da hal ögesine olarak gelmiş. Şibih cümle şeklinde. Yani B harfi cer, el hafileti ismi mecrur şeklinde gelebiliyor. Keyfe şeripte şaye. Çayı nasıl içtin? Şimdi arkadaşlar buraya geçmeden önce şu şeyi bir hatırlatayım ben. Şimdi arkadaşlar hal dediğimiz zaman nasıl sıfatın mevsufu varsa halin de nesi vardır arkadaşlar? Sahibul hal, ondan sonra ne zikredilir cümlede? Hal ögesi zikredilir. Yani buraya baktığımızda eğer cümlede bir hal ögesi varsa genellikle sahibul halini arayacağız. Ama her zaman için sahibul hal kullanılır diyemiyoruz. Bazen İki farklı durumu rabıt diyeceğimiz, birazdan göreceğimiz rabıtı kullanmak suretiyle birbirine hal ögesi yapabiliyoruz. Bu durumda sahibul hali bulamıyoruz. Örneğini gördüğümüzde ona temas edeceğim. Yani şu önemli. Yani hal ögesi varsa bir cümlede muhakkak onun bir sahibul hali olacak. Yani halin nitelediği kelime, cümle ögesi. Şimdi mesela şu birinci cümlede maşiyen kelimesi, hal olan maşiyen veya emşi veya bilhafileti kısmının sahibul hali hangisidir arkadaşlar? Şuradaki fail işlevi gören tü zamiridir. Yürüyerek giden kim? Benim. Keyfe şeripte şaye, çayı nasıl içersin? Şeriptu şaye, pardon, çayı nasıl içtin? Şeriptu şaye, çayı içtim sahinen, sıcakken,
sıcak olarak. Şimdi burada halimiz müfret olarak gelmiş. Ya da ne diyebilirim? Ve huve sahinun. O sıcaktı. Yine sıcakken demektir. Burada hal ögesi, şeribtü şaye ve huve sahinun dersem, hal ögesi burada cümle olarak, dikkat edersek isim cümlesi şeklinde gelmiş. Huve müpteda, sahinun haber. Ya da minel kubi, bardaktan, kupadan içtim. Burada da hal ögesi şibih cümle olarak gelmiş. Min harfi cer el kubi, ismi mecrur. Peki sahibul halimiz hangisidir? Mef'ul işlevi gören eşyaya kelimesidir. Çünkü sıcak olan ben değilim, çay. Keyfe ra'eyte tifle, çocuğu nasıl gördün? Ra'eyte tifle, çocuğu gördüm. Yadhaku, gülerken. Buradaki hal ögesi fiil cümlesi olarak gelmiş. Ya da dahiken, gülerken. Burada da müfret olarak gelmiş. Ya da fi serihi, yatağındayken. Burada da şibih cümle olarak gelmiş. Fi harfi cer, seriri ismi mecrur, seriri muzaf, fi muzafun ileyh olarak gelmiş. Tekrar hatırlayalım. Buradaki sahibul halimiz hangisi? Attıfle kelimesi, mef'ulün bih olarak gelmiş. Tekrar hatırlatalım arkadaşlar. Hal ögesi müfret olarak gelebileceği gibi cümle olarak da gelebilir ya da şibih cümle olarak da gelebilir. El halu hal, vasfun nitelemedir, sıfattır. Nasıl bir sıfattır arkadaşlar? Nekiratü. Nekre bir sıfattır. Nekre şeklin, nekre olarak kullanılan bir niteleme işlevi gören unsurdur, cümle unsurudur. Ve mansubun, mansuptur. Şimdi burada sıfattan ayrıldıkları nokta burası arkadaşlar. Yani müfret hal, ona dikkat edelim. Burada müfret halin tanımı var. Müfret hal nekre olacak. Dikkat ederseniz maşiyen, sahinen, dahiken. Ne olarak gelmiş? Nekre olarak gelmiş. Artı mansubun mansup olacak. Bir de burada şöyle bir şey ilave edelim. Müştak olacak. Mansubun ve müştak. Şimdi müştak ne demek? Söyleyebilecek olan var mı arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar isimler müştak ve camit olmak üzere iki kısma ayrılır. Şimdi müştak dediğimiz zaman fiilden türeyen isimler aklımıza gelecek. Müştak isim dediğimiz zaman fiilden türeyen isimler aklımıza gelir. Örnek, mesela ketebe fiilinden ben isim yapabilirim. Nasıl yapabilirim? Diyelim ki katibün diyebilirim. Yazıcı, yazar. Ya da mesela ismi meful yapabilirim. Mektubun gibi. Dikkat edersek bunlar sıfat işlevi gören isimler. Yani bizim burada müfret halimiz müştak olacak ama müştak olan da kendi içinde şöyle diyelim bir sıfat anlamı taşıyan müştak isimler bir de iki sıfat anlamı taşımayan müştak isimler. Şimdi arkadaşlar katibun dediğiniz zaman yazar, yazıcı, yazan. Burada sıfat anlamı var. Mektubun, yazılan. Burada da sıfat anlamı var. Mesela başka bir örnek ne diyebiliriz? Katele, öldürdü. Katilün, öldüren katil. Ya da maktulün, maktul, öldürülen. Bunlarda da sıfat anlamı var. Yani sıfat anlamı taşıyan müştak isimlerden olacak. Müfret hal. Demek ki o zaman müfret hal için üç tane temel kural var. Bir, nekre olacak. İki, mansup olacak. Üç,
şey olacak. Siz söyleyin. Müştak olacak arkadaşlar. Sıfat anlamı taşıyan müştak isimlerden olacak. Mesela sıfat anlamı taşımayan müştak isimler var. Bunları kullanamıyoruz. Örnek. Fetaha. Bundan ismi alet yaparsam miftahun dersem anahtar demektir. Bakın bu da müştaktır. Ama sıfat anlamı taşımıyor. Tamam. Mesela bunu şey olarak kullanamam. Siz söyleyin. Hal olarak kullanamam. Camit olmak üzere dediğimiz zaman fiilden türememiş. Örnek kalemün ya da defterun ya da şeceratun gibi fiilden türememiş olan isimler de var. Bu da olmayacak. Demek ki sıfat anlamı taşımayan müştak isim olmayacak, camit isim olmayacak, sıfat anlamı taşıyan müştak isim olarak kullanılacak. Buna göre şuradaki maşiyen kelimesi meşa yemşi maşin ismi fail. Sahinen kelimesi bu da ismi fail. Dahiken kelimesi mesela bu da ismi fail. Bu şekilde kullanılması lazım. Nekre olacak, mansup olacak, müştak olacak. Yübeyyinu müfret hal açıklar. Diğer hallerde açıklar. El halu hal ögesi. Heyete sahibihi. Sahibul halin. Yani burada tü, burada eşyaya, burada atıfla. Sahibul halin durumunu. Ne zamanki durumunu? Vaktel fi'li. Eylem sırasındaki durumunu. Yani mesela ben yürüme eylemini ne zaman gerçekleştiriyorum burada? Gitme eylemi giderken, okula giderken, gitme eylemi gerçekleşirken yürüme durumunu gerçekleştiriyorum. Yürüyücü durumdayım. Ya da mesela diyelim ki çayın durumu, sıcak durumu ne zaman? Şeriptür, içerken durumu sıcak. Şu eylemin gerçekleştiği sıradaki durumunu, sahibul halin durumunu bana ifade eder. Evet, buraya kadar sorusu olan var mı arkadaşlar? Ev cümletün, ismiyetün, fiiliyetün, hal isim cümlesi veya fiil cümlesi şeklinde gelir. Bu durumda fi mahalli nasbin mahallen mansup olur. Ev ya da şibhu cümletin, şibhi cümle şeklinde gelir. Yani harfu cerrin ve ismi mecrurin, harfi cerri ismi mecrur şeklinde ya da zarfun, zarf şeklinde. Şibhi cümle olarak geldiği zaman da arkadaşlar fi mahalli nasbin mahallen mansup kabul edilir. Cümle veya şibhi cümle olarak geliyorsa hal ögesi mahallen mansuptur. Müfret olarak geliyorsa lafzen mansuptur. Nasb alametleri burada fetha, fetha ve fetha görüyoruz. Burada şöyle bir şey daha hatırlatayım arkadaşlar. Hal ile sahibul hal arasında sayı ve cinsiyet bakımından uyum aranır. Hal ile sahibul hal arasında sayı ve cinsiyet uyumu bulunmalıdır. Yani burada sahibul halimiz müfretse halimiz müfret, tesniye ise tesniye, cemi ise cemi şeklinde gelmelidir. Burada şu cümleyi okurken, şu paragrafı okurken ona temas edeceğiz. Şurada bir iki duruma daha dikkat yapalım, temas edelim. El halul cümletü. Cümle şeklinde gelen hal ögesi. Bakın cümle şeklinde gelen. Müfret ya da şibhi cümle şeklinde gelmeyecek. Cümle şeklinde, isim veya fiil cümlesi şeklinde gelen. Hal ögesi fiha. Bu tür hal ögesinde bulunur rabıtun, rabıt. Biz buna rabıt diyeceğiz arkadaşlar. Rabıt bulunur. Bu rabıt ne yapar? Yerbitu beynaha ve beyne sahibil hali. Cümle şeklindeki hal ile sahibul hal arasında irtibat kurar, ilişki kurar, bağlantı kurar. Peki bu rabıt, ve hazer rabıtu,
bu rabıt neler olabilir? Bir, el-vavu. Sadece vav olarak kullanılır. Biz bu vava vavul haliye diyoruz. Yani durum bildiren vav diyoruz biz buna. Sadece vav olarak gelebilir. Örnek, gâbe aliyyün ve kad nesiye mev'ided dersi. Ali dersin başlama saatini unutmuş bir şekilde gelmedi, okula gelmedi. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Dikkat edin, vav var. Sahibul halimiz burada Ali. Vav'dan sonraki kısım nedir? Haldir ve fiil cümlesi şeklinde gelmiştir. Bakın arkadaşlar, bu rabıtlar kesinlikle hal ögesinin içinde bulunur. Ya başında ya da içinde. Şimdi zamir kısmına geldiğimiz zaman onu da göreceğiz. Bu rabıt hal cümlesinde bulunur. Burada sadece vav gelmiş. Başka, haracütü minel beyti, evden çıktım. Vel cevvü mumtirun, hava yağmurluyken evden çıktım. Şimdi buradaki rabıtımız vav. Hal cümlesi burada isim cümlesi şeklinde gelmiş. Burada arkadaşlar sahibul halimiz yok mesela. Dikkat edersek benim evde çıkmam gibi bir durum var. Bir de havanın yağmurlu olması gibi bir durum var. İki farklı durumu ben bu vav harfini kullanarak ne yaptım? Birbirine bağladım. Burada sahibul hal bulamıyoruz, arayamıyoruz. Hava yağmurluyken evden çıktım. İkinci rabıtımız sadece el-zamiru zamir olabilir. Câ-et-tâlibu yecrî, öğrenci koşarak geldi. Dikkat ederseniz buradaki hal cümlesi, yecrî fiilinin bulunduğu cümle. Buradaki rabıtımız şu yecrî fiilinin faili işlevini gören hüve zamiridir. Gizli zamir. Sahibul halimiz burada et-tâlibu kelimesi. İkinci örneğimiz hadarat tullabı, öğrenciler geldi. Nasıl geldi? Melâbisühüm mübdelletün bil mâi, elbiseleri suyla ıslanmış olarak, elbiseleri ıslanmış olarak geldiler. Buradaki hal cümlesi isim cümlesi şeklinde gelmiş. Melâbisü kelimesi mübdeda, mübdelletün kelimesi haber olmak üzere isim cümlesi şeklinde gelmiş. Peki bu isim cümlesindeki rabıtımız hangisi? Hum zamiri. Sahibul halimiz burada et-tullâbu kelimesi. Burada dikkat ederseniz rabıtımız olan, yani hal cümlesindeki rabıtımız olan hum zamiri sahibul hal ile sayı ve cinsiyet bakımından uyumlu. Ya da her ikisi birlikte gelebilir. Yani el-vâbu ve zamiru ikisi birlikte kullanılabilir rabıt olarak. Örnek, Sâfere Halidun ve nesiye cevâze seferihi. Halid, cevâze seferihi pasaport demek arkadaşlar. Halid, pasaportunu unutmuş bir şekilde yola çıktı. Unutarak yola çıktı. Buradaki hal ögemiz fiil cümlesi olarak gelmiş. Rabıtımız burada bir vav. Bir de arkadaşlar şurada nesiyenin faili olan hüve zamir. Hem vav hem de zamir ne olmuş? Burada kullanılmış. Başka örnek. Hadartul ihtibara. Sınava geldim. Ve ene meriyuzun. Hasta iken. Ben hasta iken sınava geldim. Burada dikkat edersek hem vav kullanılmış rabıt olarak hem de ene zamiri kullanılmış. Buradaki hal cümlesi dikkat edersek isim cümlesi şeklinde gelmiş. Ene mübteda meriyuzun haber. Burada mesela sahibul halimiz hangisidir? Hasta olan kim? Hadartu ben. Ene ile tü'nün sayı ve cinsiyet bakımından, yani rabıt olan zamir ile sahibul halin sayı ve cinsiyet bakımından uyumlu olduğunu görebiliyoruz. Peki arkadaşlar, sıfat ile hal arasında nasıl bir fark var? Beyne sıfeti vel hal.
Yani sıfat ile hal arasında benzerlik ve farklılıklar. Bir de buna bakalım. Es-sıfetu sıfat ögesi tübeyyinu es-sıfetu mevsufeha sıfat mevsufunu açıklar. Bir özelliğini beyan eder. Ve tedullu ala devamı sıfatı galiben. Şimdi arkadaşlar sıfat ögesi genellikle mevsufta kalıcı olan bir özelliği bize işaret eder. Mesela ben er-raculul kerimu dediğim zaman er-raculul kerimu dediğim zaman cömert olma sıfatı buradaki mevsuf olan er-racul kelimesinin nesidir? Kalıcı bir özelliğidir. Yani sıfat mevsufundaki kalıcı bir özelliği bana ifade eder. Hal ise tübeyyinul halu hal ögesi ise açıklar heyete sahibiha sahibul halin durumunu ne zaman ki inde hudusil fi'li fakat sadece eylem sırasındaki durumunu bana izah eder. İkinci durum te'ti as-sıfetü sıfat ögesi nekireten ve marifeten nekire olarak da marife olarak da gelebilir. Hasebel mevsufi, mevsufa tabi olarak. Nekre olarak da, marife olarak da gelebilir. Ye'ti el halu, hal ögesi ise gelir, nekreten fakat. Sadece nekre olarak gelir. İlla nadiren, nadiren marife olarak gelir. Örnek, ca'et talibu vahdehu, öğrenci tek başına yalnız olarak geldi şeklinde burada olduğu gibi nadiren de olsa marife olarak gelir. Ama genel kural hal ögesinin nekre olarak gelmesidir. Burada dikkat edersek şeyin sahibul halin yine durumunu belirtiyor bana vahdehu derken. Mesela caet et talibetu vahdeha. Kız öğrenci tek başına geldi. Peki bunu tesniye yaparsak ne olur? Câe et-tâlibâni vahdehumâ. İki öğrenci tek başlarına yani yalnız olarak geldiler gibi. Tettebi'u sıfetul mevsûfe fil-i'râb. Sıfat mevsufa i'râb yönünden tabi olur. Fakat el-hâlu hâl mansûbun daimen daima mansûb olarak kullanılır. Mesela sıfat mevsufu gibi merfu olarak da, mansup olarak da, mecrur olarak da kullanılabilir. Ama hal sadece mansup olarak kullanılır. Sahibul hal bu durumda merfu olabilir, mansup olabilir, mecrur olabilir. Ama hal daima mansup olarak gelir. Mesela şu örneklerimize bir daha bakalım. Şurada sahibul hal merfu olarak gelmiş fail. Şurada eşyaya kelimesinde mansup olarak gelmiş meful. Şimdi ister fail, ister meful olarak gelsin, dikkat edin hal ögesi burada ne olarak gelmiş? Mansup olarak gelmiş. El-mevsuf yekûnu ma'rifeten ev nekreten. Mevsuf olan kelime marife de olabilir, nekre de olabilir. Ancak sahibul hal ma'rifetun daimen. Burası önemli arkadaşlar. Sahibul hal daima marife olarak gelecek. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Mevsuf, sıfatın mevsufu marife nekre olarak gelebilir. Ama sahibul hal ne olarak gelecek daima? Marife olarak gelecek. Yukarıdaki örneklerimizi, şurada örneklerimizde onları da göreceğiz. قَدْ تَتَعَدَّدُ اَصْصِفَةُ لِلْمَوْصُوفِ الْوَاحِدِ Burada bir benzerlik var. Hal ile sıfat arasında. قَدْ تَتَعَدَّدُ اَصْصِفَةُ Birden fazla sıfat kullanılabilir. Lil mevsufil vahidi, bir tane mevsuf için birden fazla sıfat kullanılabilir. Kad yeteaddedul halu, birden fazla hal ögesi kullanılabilir. Li sahibin vahidin, bir tane sahibul hal için birden fazla hal ögesi kullanılabilir. El cümelü cümleler, ve eşbahul cümeli, şibih cümleler, ba'den nekirati. Buraya dikkat edelim. Nekire kelimelerden sonra gelen cümle veya şibih cümleler sıfatın sıfattırlar arkadaşlar.
Nekre kelimeden sonra gelen cümle şibih cümlenin sıfattır. El cümelu ve eşbahul cümeli ba'del ma'arifi. Marife bir kelimeden sonra gelen cümle veya şibih cümle nedir arkadaşlar? Ahvalun haldir. Tabii ki bir önceki derste şunlara temas etmiştim. Mesela ellezi kullandık ya, bunlar sıfat oluyor arkadaşlar. Ama bunları kullanmazsanız bu sefer burası ne oluyor hemen? Hal ögesi oluyor. Şimdi karşılaştırma örneklerimize bakalım. Şu kırmızı ile gösterilenler sıfat, şu mavi ile gösterilenler hal. Ra'a Umar ibnul Hattabi atfalen yel'abun fi't tariq. Hazreti Ömer yolda oynayan çocuklar gördü. Bakın arkadaşlar, burada nekre kelimeden sonra gelen bir fiil cümlesi var, sıfattır. Burada kelimemiz nekre. Peki burada ne var? Ra'a Umar ibnul Hattab el-atfale yel'abun fi't tariq. Burada marife bir kelimeden sonra cümle gelmiş. Bunun anlamını nasıl vereceğiz o zaman? Hazreti Ömer çocukları yolda oynarlarken gördü. Burada hal anlamı verirken sıfattan biraz farklı bir anlam veriyoruz. Çocukları yolda oynarlarken gördü. Burada ise yolda oynayan çocukları gördü. Semi'tu imamen savtuhu cemilun. Nekre bir kelimeden sonra isim cümlesi gelmiş, sıfat. Sesi güzel olan bir imam dinledim. Sesi güzel olan imamı dinledim. Semi'tul imame, imamı dinledim. Ne haldeyken imam? Savtuhu cemilun. Sesi güzel iken dinledim. Yani normalde demek ki imamın sesi çok güzel değilmiş. O dinlediği esnada sesinin güzel olduğunu bize ifade ediyor. Yani ben bu şekilde anlıyorum. Vada'a dağıttı ettaciru tüccar nukuden fil masrifi, bankadaki paraları dağıttı. Burada sıfat, nekre kelimeden sonra gelen sıfat, şibih cümle olarak gelmiş. Burada ise vada'a ettaciru tüccar dağıttı en nukude, bakın marife gelmiş, en nukude paraları neredeyken fil masrifi, bankadayken dağıtmış. Yani tüccar parayı dağıtırken o esnada bankanın içindeymiş. Bunu anlıyoruz. Halbuki burada mesela sıfat olarak kullandığınızda bankadaki paraları dışarıda da dağıtabilir. Ya da şey üzerinden diyelim ki hesap işletim üzerinden, internet üzerinden de dağıtmış olabilir. Yugarridu usfurun fevka şecereti, ağacın üstündeki, bakın buradaki şibih cümle zarf olarak gelmiş. Ağacın üstündeki serçe ötüyor. Yugarridul usfuru, marife bir kelime gelmiş. Fevka şecereti. Serçe ağacın üzerindeyken ötüyor. Ağacın üstünde olduğu halde ötüyor. Nekre kelimeden sonra gelen şibih cümle, isim cümlesi veya fiil cümlesi sıfattır. Marife bir kelimeden sonra gelen fiil cümlesi, isim cümlesi ya da şibih cümle haldir. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim şuradaki cümlemizi bir okuyalım. Burada rabıt var mı? Yoksa hal müfret olarak mı gelmiş? İsim cümlesi olarak mı? Fiil cümlesi olarak mı gelmiş? Ondan sonra hal sahibul hal arasında uyum var mı? Bir bakalım şurada uygulamaya. Salla el imamu, imam namaz kıldı. Rekateyni, iki rekat namaz kıldı. Nasılken? Haşian, huşu içindeyken. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Rabıt müfret haberde, müfret halde ve şibih cümle şeklindeki halde rabıt aranmaz. Sadece fiil cümlesi ya da isim cümlesi şeklinde geldiği zaman rabıt aranır. Ama sahibul hal genellikle aranır. Haşian kelimesi burada dikkat edersek müfret hal. Müfret hal neydi?
mansup olacak, nekre olacak ve müştak, sıfat anlamı taşıyan bir müştak olacak. Müştak isim olacak. Burada ism fail olarak gelmiş. Peki sahibul halimiz hangisi? El imam. Huşu içinde olan kimdir? İmam. İmam iki rekat, huşu içinde iki rekat namaz kıldı. Ba'de en dehelel mescide. Mescide girdikten sonra. Mescide nasıl girdikten sonra? Mütevaddi'en. Abdestli olarak girdikten sonra. Mütevaddi'en kelimesi müfret haldir. Bu da yetevadda'u fiilinden ismi faildir arkadaşlar. Tevadda'u fiilinden ismi faildir. Peki sahibul halimiz nerede? Kim söyleyebilir? Şurada dehalede gizli olan bir failimiz var. Hüve. İşte bu bizim sahibul halimiz arkadaşlar. Mütevaddiyen müfret müzekker. Bu da müfret müzekker. Bir önceki cümlede de dikkat edin. Haşa müfret müzekker. Sahibul hal de müfret müzekker olarak gelmiş. Thümme sonra sa'adel minbere. Minbere çıktı. Nasılken çıktı? Ve huve yed'ullâhe. Allah'a dua ederek çıktı. Şimdi burada hal ögesi isim cümlesi şeklinde gelmiş. Hüve mübteda, yed'ullâhe haber. Burada rabıtımız var mı? Bunlarda bunu aramıyoruz rabıt, müfret hallerde. Dikkat ederseniz vav ve hüve zamirleri burada rabıtımız. Peki sahibul halimiz nerede? Şu thümme sa'ade imam kelimesine karşılık gelen gizli zamir hüvedir. Thümme sonra celese oturdu. Nasıl oturdu? Yentaziru ezanel cumaati. Cuma ezanını bekleyerek oturdu. Buradaki yentaziru ezanel cumaati hal fiil cümlesi olarak gelmiş. Sahibul halimiz celesenin faili olan gizli hüve. Peki rabıtımız nerede arkadaşlar? Şu yentezirudu gizli fail olan o da hüve. Rabıtımız bu. Rabıt burada. Ve ba'del ezani ezanın ardından hatabe finnasi insanlara hitap etti, hutbe okudu. Nasılken okudu, nasıl olarak naziren ileyhim onlara bakarak insanlara hutbe okudu. Peki buradaki halimiz ne olarak gelmiş? Müfret hal olarak gelmiş. Dikkat edelim. Nazıran. Peki sahibul halimiz nerede? Şuradaki hatabe fiilinde gizli olan hüve zamiri. Bu sahibul halimizdir. Ve kad celesen nasu insanlar oturdu. Buradaki vav vavu haliye değildir arkadaşlar. Bu cümle başında gelmiştir. وَقَدْ جَلَسَ النَّاسُ insanlar oturdu. Nasıl oturdular? مُنْسِت۪ينَ لَهُ onu sessizce dinleyerek. Buradaki halimiz ne olarak gelmiş? Müfret hal. Sahibul halimiz hangisi? النَّاسُ. Peki hal ile sahibul hal arasında uyum var mı? Var. Arkadaşlar şu اَنْسَتَ يُنْسِتُ normalde munsitündür. Evet, munsitündür. Nasate, susmak. Munsitündür. Burada cemi müzekkerdir. Fark ettiniz mi acaba arkadaşlar? Buradaki nasb alametimiz de nedir? Şuradaki yağdır. Müfret hal mansup olmalıydı. Nasb alametimiz buradaki yağdır. Thümme sonra enha el hutubete hutbeyi tamamladı. Neyle? Bir duain tabiinin uzun bir dua ile. Buradaki halimiz ne olarak gelmiş? Şibih cümle olarak bakın B harfi ceri var. Duain ismi mecrur. Tabiilinde bunun nesidir? Sıfatı.
Burada rabıt aramıyoruz. Sahibul halimiz burada arkadaşlar. Şu enha'da gizli olan hüve. İmam kelimesine gidiyor. Biraz böyle karman çorman oldu. Vakat ecabel hadirune. Hazır olanlar, yani cemaat icabet etti. Eddua edduaya. Nasıl icabet ettiler? Muraddidine amin. Amin diyerek. Buradaki hal muraddidine cemi müzekker olarak gelmiş. Sahibul halimiz de burada. El-hadirune kelimesi sahibul halimizdir.